Evet, bir burada bulabildik. Eşeverya Madiba. Böyle. Karışık satıyorlar. Yani bundan başka mağazada bulmuştum. Sibisa Regina. Bu Nelson Mandela'ya atfedilen bitkilerden bir tanesi. Zaten Güney Afrika'da biraz oranın içinde yaşayacak. Güney Afrika'da bir bölge var. Uzun uzun anlatamam. O bölge zaten zoolojide dünyadaki zoologların gidip botanikçilerin gidip uzun süre kalıp incelemeler yaptığı böyle güzel bir çiçek bu. Strelitla. Böyle de açıyor. Şimdi bunun normalde çiçeklerini kolay kolay açmaz yani. Sahtesini koyarlar bazen bazı mağazalarda. Bunlar gerçek ama çok güzel çiçekleri, rengi de çok güzel. Çok harika bir renk. Ama ben hala aradığım Steliza'yı zaten bulmuştum, başka bir mağazada çekmiştim, görmüştüm ama ben hala bu aradığım diğer iki tane Nelson Mandela'ya adedilmiş olan bitkileri hala bulamadım. Bir tanesi orkide, size zaten tanıtacağım. Diğeri de resmen ülkenin sembolü haline gelmiş. Onların futbol takımlarında, milli futbol takımlarından tutalım. Her alanda, pullarında, hatta Güney Afrika Cumhuriyeti'ni simgelemek için bile o pullar dünyada basılmış. Başka ülkeler tarafından ya da o ülke tarafından. Zaten paralarının üstünde var. O çiçeğin fotoğrafı. Portia çiçeği. Ben size onu mutlaka bulup göstereceğim. Yani gördüğüm Strelitza'yı da zaten ben alamam, beni aşar o. Yani onu 2-3 yerde bulabildim. Onu alamayacağım ama. Fakat onun yapraktan belki sanıyorum köklendirilmesi olabilir. Yani. Ben burada aradığım iki tane çiçeği bulmaya geldim aslında ama yani bulunacak gibi görünmüyor. Sizlerle o bitkileri tanıştırmayı çok istiyorum. Ama şu kaktüslerin güzelliğini de göstermeden geçemiyorum. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Onları. Bunlar da başka bir güzel zaten. Öfürbiyanın cinsleri ama çok harika bir şey. Arkadaşlar, Mandela'ya ilişkin aradığımız bitkiler burada da yok. Hatta hiç bilinmiyordu. Bayağı bir fotoğraflarını gösterdim. Bir iki arkadaşımız burada görevli ilgilendiler ama bitkiyi tanımıyorlar bile hatta. Oysa ki yani 2 milyon olsa gerek burada yetişmiyor. Yani buralar biraz ters düşüyor onlara. Ben de size bir iki görsel yapayım dedim. Evet, meşhur bir çiçek deposu diyeyim ben artık. Burası depo gibi kocaman. Normalde bir mağaza. Geldim yine. İşte bütün kapısı bayağı bir hem uygun hem de çeşidi çok bol. Karanlık şöyle yerimiz.
Bugün 2020'nin son günü. Gerçekten çok zor bir yıldı. Yani biz buralarda zor diyoruz ama başka bölgelerde çok zor, gerçekten daha zor yaşayan insanlar var. Ben bu güzelliklerle size güzel şeyler yaşamanız, güzel bir şekilde geçirmeniz dileğinde bulunmak istedim. Bol yeşillikli. Umarım önümüzdeki yıl herkes için çok daha hayırlısı olur. Tabii bunun için çaba sarf etmek lazım, yani dilemek yetmiyor. Yani biliyoruz da nereden biliyoruz, kimden biliyoruz? Kendimiz yapmalıyız. Kendimiz çaba sarf etmeliyiz. Yani burada da aradığımı bulabileceğimi sanmıyorum. Ama bakıyoruz. Çok güzel kaktüsler var yani, bu mağaza bayağı bir bakımlı oluyor. Kaktüsleri, spinatları ama enteresan güzel olmuş. Çok güzeller. Bunlar da çok güzel. Çok da romantik bir şarkı çalıyor. Size bir yavru göstereyim. Buracıkta. Ben aradığım çiçekleri bulamayacağım. Neyse, şimdi bakacağım yani. Kaktüsler burada. Senesi yok. Evet, burada da bulamadık biz o orkidemizi. Protea bitkisi de olmazmış. Ben sordum iyice. Çünkü buranın kliması, yani iklime uymuyor. Yani bütün orkideler var o hariç. Yani çok güzel süslenmişler. Çok güzel dekorlar verilmiş. Yani tam diyor, biz de 2020'yi güle güle diyelim. 2021'e tam diyelim. Güzeller ama bizim aradığımız değiller. Yani protea bitkisinin suyun içinde, hani çiçek buketçilerde hani o şekilde bulunabiliyor ama saksıda yetiştirilmek amaçlı buralara gelmiyormuş. Çok da güzel yapmışlar hepsini. Bu şirin güzel şeyi de kendime bu yıl yeni yıl hediyesi olarak alıyorum. Çok şirin, canlı değil ama olsun. Yani ben onu bir canlı gibi görüyorum zaten. Şöyle ışıl ışıl parlayan bir sukulent.